Evet, bugünkü gençlerimizin mücadelesi mükemmel. Ben her zaman söylediğim gibi Kardemir Karabükspor takımına sahip çıktığında lisansları çıktığında oyuncularımız çok daha farklı bir Kardemir Karabükspor seyredeceğine inanıyorum herkese. Benim oyuncularım bugün mükemmel mücadele ettiler. Verdiğimiz görevleri harfiyen uyguladılar. Gerçek bir takım gibi hareket ettiler. Eğer ofansif oyuncularımız olsaydı, tecrübeli oyuncularımız olsaydı bugün çok net bir galibiyet alabilirdik. Ama maalesef genç oyuncularımız tecrübesizliği yüzünden birçok pozisyonu harcadılar. Bu da çok normal. Ama sahada mükemmel bir Karabükspor vardı. Tüm oyuncularımın gözlerine bakıyorum. Altına olduğu takıma da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Bugün tabii Rabbim de bize yardım etti. Kalecimiz mükemmel oldu. Rakibin topları direkten döndü ama biz ve oyuncularımız inanmıştık. Oyuncularımın hepsini gözlerine bakıyorum. Maçın tabii ki maçtan önce kolay gibi görünen maçlar aslında tam tersi. Bu maçın çok zor geçeceğini biliyorduk. Buna göre hazırlandık. Aslında her hazırlandığımız her şey çok iyi başladı. Özellikle 20-25. Dakikada maç 6-7-0 olabilirdi. Kaçırdıklarımız alsak 3 tane direkten dönen top vardı. Tabii atamadıkça sürekli direnci artan iyi mücadeleyle kendi sağ avantajını kullanan zaman zaman da vakit geçiren bir takımla karşılaştık. Tabii kalemizde golü gördük. 1-0 mağlup olduktan, mağlup olma düştükten sonra biraz dengemiz oyun sisteminden kopar gibi olduk. Biraz da kavga, dövüş ortamı oluşmaya başladı. Devrede yaptığımız konuşmayla oyunu oynamamız gerektiğini, gol bulacağımızı söyledik. Aslında iyi bir dakikada golü bulduk. Daha sonra gol girişimlerimiz vardı ama bir türlü istediğimiz skoru elde edemedik. Tabii ki kazanmak istediğimiz bir maçtı. Bu anlamda üzgünüz. Ama rakibi de tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler. Sonuna kadar sahada o savaşı verdiler. Ama oyunun süresinin, topla oynama süresinin biraz daha fazla olmasının düşüncesindeyim. Çünkü çok yatan oyuncu, oyundan çıkan, sonradan tekrar giren çok oyuncu vardı. Vakit anlamında biraz rahatsızlığımız oldu ama sonuçta 2 puan kaybettik. Bu anlamda üzülürüz.